Ama baba... Babam her zamanki gibi mutluluğuma engel oluyor. Şimdi öyle bir şey yapmak gerek ki... bu sefer baban bile engel olamasın. Nasıl? Sen oyunu kalbini dinleyerek oynadın. Sonucu gördük. Benim söyleyeceğim şey ise başka. Akıl. Gerisini Tanrı bilir. Van Xuan Yi uyuyor. İlacın etkisi geçene kadar iyi. Ya uyanınca ne olacak? Yine kötü olacak. Hem de çok kötü. Sen Van Xuan'a olan inancını kaybetme. Evet. Artık biri çağırmamız gerektiğini düşünüyorum. Nereye kadar İtçaya umut bağlayabiliriz ki? Olmaz, onların da neticede kendi kararı. Evet, doğru söylüyorsun. Öyle bir hakkımız yok. Ama ben İtçayı gelinim olarak kabul edecektim. Bay Takur buna rıza göstermedi. Ona göre Vanş'ın evliliğe değil, bir bakıcıya, ona ihtiyacı varmış. Yanlış düşünüyor. Biz oğlumuzun iyiliğini düşünüyoruz burada. O da kızınınkini düşünüyor. Vanş'ın bize ihtiyacı var. Biz kalkıp Vanş'ın sağlığını küçük bir kızın ellerine emanet edip... bir mucize olmasını bekleyemeyiz Gunvanti. Hayır, öyle konuşma. Vanş da zamanla değişecek. Gunvanti... Vanş'ın ilacı evlilik değil. Onun tedavisini bir kızcağız üstlenemez. Bay Takur bu konuda doğru söylüyor. Vanş'ın ilacı İtçe. Tam olarak ne istediğini anlamakta zorluk çekiyor. Sen bu ikisinin gerçekten dünya evine girmesini mi istiyorsun? Yoksa tapasya... ve Vir'in ilişkilerini mi kurtarmaya çalışıyorsun, söyler misin? Ne diyorsun sen? İkisi de benim evladım. İkisini de mutlu görmek isterim ben. Vir zaten çok iyi bir kızla evlendi. Vanş ise hayatını değiştirip daha iyi bir yol çizmek istiyor. Ona bir şans vermekte ne sakınca var? Hiçbir sakınca. O da mutlu olsun. Bu evde herkes İtçaya karşıyken o kızın gelinimiz olmasını en başta ben destekliyordum. Ama şunu unutma ki, Vanş bu hale geldiyse hepsi bizim hatalarımız yüzünden oldu. Ailecek suçluyuz, ikimiz. Bütün ailemiz ve Teçsin. Şimdi gidip bu sorumluluğu bir kızcağıza nasıl yıkabiliriz? Benim niyetim kötü değil. Ben sadece Vanş'ı mutlu görmek istiyorum. O İtça ile mutlu olacaksa öyle olsun, tamam. Ben başka bir şey istemem. Hiçbir şey istemem. Hiçbir şey. İtçan'ın ne istediği çok önemli. Ama babası olarak buna izin veremem. Daha ilacını içmedin mi?
Hadi al. Ver lütfen. İççe konusunda bir daha düşünecek misin acaba? Kararım kesin Divya. İççe Vanş'la asla evlenmeyecek. Ama Bundele ailesi Virle İççe'nin evlenmesine de hazır değil, öyle değil mi? Oğullarının iyiliğini düşünmeleri en doğal hakları. Ama ben de kendi kızımınkini düşünmek zorundayım. Artık İççe için iyi bir kısmet arayacağım. Peki. Sen gelince karanlık kayboluyor İççe. Sen bir ışıksın İççe. Hayatımın ışığısın. Eğer hayatımdan çıkarsan her şey yine karanlık olacak. Lütfen beni bırakıp gitme. Hep benimle kal. Yanımda kal. İnanamadın öyle değil mi? Benim elim senin başında. Tanrı biliyor ya. İççe, sen bizim gibi yalana dolana bulaşmıyorsun. Senin aklından kötülük geçmez. Biliyorum ben seni. Küçüklüğünden beri seni hiç sevmedim. Ben hep sırf ama sırf Tapu'yu sevip kolladım. Hep onun arkasında durdum. Bak gözlerime bakayım. Benim kalbimde sırf Tapu'ya yer var. Senin gözlerinden de içindeki sevgi okunuyor. Sen de sadece Tapu'yu seviyorsun. Öyle değil mi?
Belki farklıyız. Belki sen bizden daha saf ve temiz bir insansın. Senin kalbinde kötülük yok. Ama ikimizin de Tapu'yu sevdiği bir gerçek. Öyle değil mi? Yani ikimizin de istediği şey aynı. Sen Veer'le evlenmek istemiyorsun. O Tapu'nun kocası. Yani bu durumda Veer Tapu'yu kabul etmeli. Sen de böyle istiyorsun. Önce ben de şüphe ettim. Veer'i istediğini sandım. Ama senin niyetin bu değilmiş. Sen artık Veer'i gözden çıkarmışsın. Değil mi? Ve ikimiz de biliyoruz ki Tapu Veer'den boşanmak istemiyor. Tapu hala Veer'le olmak istiyor. Eğer sen de Veer'le Tapu'nun yolundan çekilmek istiyorsan hiç merak etme. Mutlaka onun bir yolu bulunur. Tanrı bizim. Biz ne dilersek o bizi duyar. Sen Veer'in baldızısın. Şimdi de Vanş'ın karısı olacaksın. Anlaşıldı mı? İşte Vanş'ın karısı olacaksın. Ben ve Vanş, ama nasıl? Niye? Vanş seni çok seviyor. Ama büyük anne. Ben onu sevmiyorum. Ama Tapu hala Veer'i seviyor. Eğer sen Vanş'la dünya evine girersen Veer bir daha seni aklından geçirmeye cesaret edemez. Çünkü o zaman sen abisinin karısı olmuş olacaksın. Büyük anne ben... Bak, ben... O çocuk seni istiyor. Tapu da Veer'i. Vazifeni yerine getir. Eğer Vanş'ı sevip evlenirsen bütün ilişkiler düzelecek. Veer'in yengesi olacaksın. Bundela ailesinin de gelini. Eğer Tanrı seni Vanş'la karşılaştırdıysa mutlaka ama mutlaka bir bildiği vardır yavrum. Sen her zaman dersin ya Tapu için her şeyi yaparım diye. Evet sen aşkını feda ettin, gelinliğini verdin ona. Sen bu evlilik için çok emek verdin. Şimdi son bir fedakarlık yap. Tapu'nun yıkılmış evliliğini bir tek sen düzeltebilirsin.
sen de oturup düşün. Tek yol bundan geçiyor. Sen de fark edeceksin. Bizim istediğimiz şey aynı. Ne olur bir düşün. Artık gerisini Tanrı bilir. Vir'in yengesi olacaksın. Ve Vanş'ın teklifine evet diyeceksin. O çocuk seni istiyor. Tapu da Vir'i istiyor. Eğer sen Vanş'ı sevip evlenirsen bütün ilişkiler düzelecek. Sen Tapu için çok büyük fedakarlıklar yaptın. Aşkını feda ettin, gelinliğini verdin. Bir fedakarlık daha yap. Tapu'nun yıkılmış evliliğini bir tek sen düzeltebilirsin. İça, gelsene. İça, ne düşünüyorsun kızım? İça, her ne olacaksa senin için en hayırlısı olsun kızım, tamam mı? Sen canını sıkma. İça, Baytakur doğru söylüyor. Senin için daha iyi bir kısmet buluruz kızım. Hem zaten sen Vir'le evlenmeyi de reddettin, öyle değil mi? Ha? Baytakur elinden geleni yapmaya çalıştı ama Vir'in ailesinin düşüncesi bambaşkaymış kızım. Öyle şey olmaz. Biz sana Vir'den bile daha iyisini buluruz. Ben senin mutlu olmanı istiyorum kızım. Hadi artık düşünme. Gel, hadi bakayım gel, hadi hadi. Anne.
Anne ben... Ben... Vanş... Vanş'la evlenmek istiyorum. Evet anne. Ben Vanş'la evlenmek istiyorum. O yüzden teklifini kabul edeceğim. Onunla evleneceğim. Olur mu? Ben Vanş'la evleneceğim. Ne? Evet. Ben Vanş'la evleneceğim. Ne diyorsun sen İçça? Kendinde misin sen? Öyle bir insanla mı evleneceksin? Ne oldu birden kızım? Niye böyle bir karar aldın? Nereden çıktı bu? Sen Bay Takur'un söylediklerini duymadın mı? Vanş hala hasta İçça. O adamın hiçbir geleceği yok. Duyuyor musun beni? O adamın geleceği yok kızım. Bak, bak hayatın mahvolur. Kendi geleceğini de yok edersin. Ne diye kendine kıymak istiyorsun kızım? Hayır. İçça. Hadi artık düşünme kızım. Gel yat. Hadi, hadi gel. Anne dur ben... Yeter! Yeter dedim. Tek kelime daha duymak istemiyorum. Yat hadi. Hadi. अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे